Evet, biricik öğrencilerimiz alan ölçmeyle devam ediyoruz. Şimdi farklı, biraz daha zor tipte sorularla karşınızdayız. Evet, birinci sorudan başlayalım. Kareli kağıda çizilen şeklin alanı. Şimdi biz kare gördük, kareye benzemiyor. Dikdörtgen gördük, dikdörtgen de benzemiyor. Paralel kenar gördük, ona da benzemiyor. Ama sanki bazı kısımları benziyor. Ve bize hiç sayı da vermemiş. Zaten bize ne diyor? Şekil alanının kaç birim kare? Buradan buraya bir, yani her uzunluk bir birimmiş. Ben bunu bildiğim iki şekle ayırsam. Burası dikdörtgen oldu, burası paralel kenar. O zaman hem dikdörtgenin alanını bulacağım, hem de paralel kenarın alanını bulacağım. Dikdörtgenin alanını bulmak çocuk oyuncağı zaten, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Yüksekliğimiz ne? 1, 2. Ne yapıyoruz buranın alanını bulurken? 5 çarpı 2'den eşittir 10 diyoruz. Aşağıdaki paralel kenarın alanında da ne yapacağız? Tabanımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yüksekliği bizim çizmemiz gerekiyor. 1, 2, 3. Ne diyeceğiz? Taban çarpı yükseklikten ne gelecek? 15. Bunların ikisini toplarsak arkadaşlar, 10 ile 15'i topladık. 25. Ne olacak? Ölçümüz birim kare. Hacim bulsaydık birim küp. Uzunluk bulsaydık birim olurdu. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Bize diyor ki şekilde kenarları verilen iki dikdörtgenin iç içe çizilmesiyle oluşturulmuştur. Boyalı kısmın alanı. Ne yapacağız? Bütün dikdörtgenden içindeki parçayı çıkaracağız arkadaşlar. Yani içi boşaltılmış bir çerçeve gibi düşünün. Büyüğün alanına bakalım. 6 çarpı ne diyeceğiz? 9 eksi. Küçüğün alanı ne olacak? 2 çarpı 3'ten eşittir. Evet. Arkadaşlar tüm alanımız 54. İçini boşaltacağım yer 6. O zaman bana kalan alan boyalı kısım kalacak. 54'ten 6 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 48 santimetre kare. Birimleri unutmuyoruz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Birer kare diyor. Bu ikisi birer kareymiş arkadaşlar. Bu da bir kare, bu da bir kare. Bu dik üçgenmiş. Ama buna bir şey söylememiş ne olduğuyla alakalı, nasıl bir üçgen. AB 10. 10, 10, 10. O zaman burası da 10. Tamam. EF 6. Süper. 6, 6, 6, 6. Arkadaşlar burası 10'sa, burası 6'ysa buraya kaç kalır? 4. Şeklin alanını soruyor. Güzel. Ne bulacağız? Karenin alanını nasıl buluyoruz? Buranın alanını. 10 çarpı 10'dan taban çarpı yükseklik birbirine eşit 100. Bu küçük kareyi nasıl bulacağız? 6 çarpı 6'dan 36. Peki bunları toplayalım. 136. Hocam bir de burada üçgen var. Evet, bu üçgeni nasıl bulacağız? 6 çarpı 4. Üçgen olduğu için ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Ne gelecek? 12. Bunu da toplayalım. 6, 2 daha 8. 3, 1 daha 4. 1'i aşağı indirdik. 148 santimetre kare. Tekrar edelim. 10'luk bir karemiz var. 6'lık bir karemiz var. 6'ya 4'lük bir dik üçgenimiz var. Karenin alanını, kenarları birbirine çarpıyoruz. Diğer kareyi de 6 ile 6, kenarları birbirine çarpıyoruz. Üçgenin alanını da kenarları çarpıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Ama evet, doğru, 2'ye böldük ve son olarak 3'ünü topladık. Diğer sorumuza bakalım. Paralel kenarında diyor. ED7 yazıyorum. BF5. Siz de hep yazın. Burayı buraya bilmiyoruz. FC8 vermiş. O zaman burayı artık bulabilirim. Çünkü burasıyla burası birbirine eşit. Alan ABCD 52'ymiş. Boyalı alanları soruyor.
Evet, çok güzel bir soru. 8 ile 5'i toplarsak ne olacak? 8 artı 5, evet, sizi bekliyorum. 13. 7'yi 13'ten çıkarırsak 6. Arkadaşlar benden boyalı yerleri istiyor. Boyalı yerleri şöyle yapacağız. Keşke ben bir tane yükseklik bilseydim. Şuradan şöyle şuraya. Hem bunun için kullanırdım bunun yüksekliği, hem de aynı şekilde bunun yüksekliği. Bana alanını vermiş. Ne diyeceğim? 13 çarpı H diyelim buralara yükseklik. Eşittir 52 mi? Taban çarpı yükseklik 52 ise ben yüksekliği bulurum. 4. O zaman 8 çarpı 4 bölü 2 yaparım. Değil mi? Buranın alanı bulmak için. 8 çarpı 4 bölü 2. Daha sonra buranın alanını bulmak için 6 çarpı 4 bölü 2. 8 kere 4 32. 32 bölü 2 16. 6 kere 4 24. 24 bölü 2 12. O zaman bunları toplarsak ne gelir? Eşittir 28. Bir tekrar edelim. Şimdi bize burayı 8 vermişti, 7 vermişti, 6 vermişti. Biz de buranın 5 olduğunu bulduk. Tabanımız 13. Alanımız 52 ise o zaman yüksekliğimiz 13 çarpı yükseklik. 52 ise yükseklik 4 geldi. Yüksekliğimiz 4 ise ben buradaki üçgenlerin alanlarını bulabilirim. Yamuk da olsa yükseklik dışarıdan da çizilse 8 çarpı yükseklik bölü 2. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdan çizilir. Bu da geniş açılı 6 çarpı yükseklik bölü 2. 8 çarpı 4 bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2 alanları topladık. 28 geldi. Evet. Aynı demeyelim, benzer bir soru. Bir dik üçgen varmış. Bir kenarı 14, diğer kenarı 13. Evet, boyalı bölge istiyor. Ne yapacağız? Bütün alanı bulup şuradaki parçayı çıkaracağız. Değil mi? Çünkü böyle bir şeyin alanı bulmayı bilmiyorum. 14 çarpı 13, üçgen olduğu için 2'ye böldüm. Sadeleştirdim 7. 7 kere 3, 21. Elde var 2. 7 kere 1, 7. 2 daha 9. Aa, büyük alan 91 santimetre kareymiş. Peki o zaman bir de küçüğü bulalım. 9 çarpı 6 bölü 2. Bakın hep aynı şeyler. Ne gelir? 54 bölü 2'den 27. O zaman ben tamamı 91'miş. Burası 27'ymiş. Burayı bulmak için ne yaparım? Evet, 91'den 27'yi çıkarırsak 4, 64 santimetre kare. Bir sonraki sorumuza bakalım. Birimlere şekilde verilen birim kareli zemin çizmiş boyalı alan. Arkadaşlar bumerang gibi bir şey. Pardon, neydi adı ya? Doğru, bumerang gidip geliyor. Bunun alanını bulmak için bunu bir üçgene benzeteceğiz. Bakın hep bildiğimiz şeyleri benzetiyoruz. Bir önceki soru gibi. Büyük üçgenden içerideki küçük üçgeni ne yapacağız? Çıkaracağız. Mavi yeri bulmak için büyük üçgenden küçük üçgeni burayı çıkaracağız. Dışarı atacağız, fırlatacağız. Büyük üçgene bakalım. Tabanımız ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yüksekliğimiz ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ne diyeceğiz? 9 çarpı 5 bölü 2, 45 bölü 2 bölünmek zorunda değil, kalsın. Biraz sayalım, belki yanlış bulmuşuzdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 yok. Sonra küçük üçgene bakalım. Kaç burası? 1, 2, 3, 4, 5. Yüksekliğimiz kaç? 1, 2, 3. 3 çarpı 5 bölü 2'den ne geldi? 15 bölü 2. Siz kesir gördünüz. 45 bölü 2'den 15 bölü 2'yi çıkarırsak ne gelir? 30 bölü 2. 30 bölü 12 ne demek arkadaşlar? 15. Demek ki içerisi neymiş? 15 birim kareymiş. Evet. 7. sorudan devam edelim. Yine aynı soru tipi. Arkadaşlar bu ne? Burada bir dik üçgen var.
Bak böyle bir şekil yok. Sen bunları parçalara ayıracaksın. Bir de burada ne var? Dik üçgen. İki tane dik üçgen toplayacağız. Sayalım. 2, sayalım. 1, 2, 3. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Buraya bakalım. 1, 2, 3. Çok basit. 3 çarpı 2 bölü 2. Yani 3. Burası 3'müş. Buraya bakalım. 3 çarpı 4 bölü 2, 12. 12 bölü 2, 6. Burası da 6'ymış. O zaman alanlarını toplarsak ne olur? 9 birim kare. Evet, diğer sorumuza geçelim. Paralel kenarmış içerisi. Burası da bir kareymiş. Kare ve paralel kenar. Tamam. AC 3. CD 5. Kare ise tamamı ne oldu? Bir kenarı 8. O zaman burası da ne olur? 8. Bakın biraz her bildiğinizi bir yerlere yansıtmak gerekiyor. Burası da 5, burası da 3. Okey. Diyor ki BTDS paralel kenarından BT kenarına ait yükseklik nedir? Arkadaşlar BT kenarına ait karenin kenarları 90 değil midir? Yükseklik bu ya da bu. Yani yüksekliğimiz ne kadar arkadaşlar? 8 birim olacak. Evet, bu kadar basit bir soru. Son sorumuza bakalım. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Evet. Hemen büyük bir üçgenin içinden küçük üçgeni ne yapacağız? Çıkaracağız. Büyük üçgene bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dik kenarlardan biri 6. Diğeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 6 bölü 2'den 36 bölü 2, 18. Küçüğe bakalım. 1, 2, 1, 2, 3. Yani 3 çarpı 2 bölü 2'den ne olur? 3. Çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 15 birim kare. Evet, dersimizin sonuna geldik. Soruları tekrar videoları durdurup siz çözmeye çalışın. Sonra benim çözümümü inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.